Sevgili izleyenler, çağımızda mutluluğa ulaşmak bir hayli zorlaştı. İstatistiklere göre her 10 evlilikten 6'sı boşanmayla sonuçlanıyor. Peki boşanma davalarında neler ön plana çıkıyor? Neler sebep olarak gösteriliyor ve prosedür nasıl işliyor? Avukatlarla bu konuyu sizler için konuştuk. İstatistiklere göre İngiltere'de her 10 evlilikten 6'sı boşanmayla sonuçlanıyor. Hal böyle olunca boşanma davaları her geçen gün artıyor. Boşanma davalarının hukuki boyutunu deneyimli avukat Filiz Kılıç'la konuşuyoruz. Efendim merhaba. Bu hafta yine hukuk bölümümüzle karşınızdayız. Özellikle son dönemlerde gerek Türkiye'de gerekse İngiltere'de boşanma davalarında hızlı bir artış gözlemlemekteler. Özellikle hukukçular bu noktanın altını çiziyorlar. İşte biz bu hafta aile hukuku uzmanı Filiz Kılıç hanımefendiyle birlikteyiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filiz Hanım, bu hafta aile hukuku üzerine biraz sohbet edelim istiyoruz. Bu boşanma davaları üzerine de biraz konuşmak istiyorum sizinle. Son dönemlerde özellikle boşanma davaları artışta. Özellikle bizleri seyreden Türkiye'li seyircilerimiz İngiltere'de boşanmak istiyorlarsa bu noktada ne yapmalılar, nasıl bir yol takip etmeliler? Bize bu noktada bilgiler verir misiniz? Evet Altan Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkçe konuşan toplum, İngiltere'de yaşayan Türkçe konuşan toplum arasında boşanmalar son dönem gerçekten çoğalmakta. Boşanmak isteyen bir çift, evlilik kurumunun ne kadar kutsal da olsa eğer bittikten sonra boşanmak isteyen bir çift avukata başvurmalı. Avukata başvururken bize gereken dokümanlar ilk etapta eğer Türkiye'de evlenmiş ise evlilik cüzdanı, İngiltere'de evlenmiş ise evlilik sertifikası yani marriage certificate dediğimiz evlilik sertifikası gerekiyor. Bununla beraber bir avukata müracaat etmeliler. Boşanmak istedikleri eşinin bilgileri, ismi, adresi ve ona boşanma dilekçesinin ulaşabileceği bir adres verilmeli avukata. Bununla beraber avukat boşanma dilekçesini hazırlayıp mahkemeye gönderir ve resmi olarak boşanma prosedürü böyle başlar. Peki Filiz Hanım, Türkiye'de evlilik gerçekleşti. Türkiye'de evlenen bir çift İngiltere'de boşanabilir mi? Türkiye'de evlenen bir çift evet İngiltere'de de boşanabilir, Türkiye'de de boşanabilir. Yani İngiltere hukuku dünyanın neresinde olursa olsun eğer o evlilik yapılan ülkede geçerli ve yasal bir evlilikse onu kabul ediyor ve aynı şekilde burada o çiftin boşanmasını da görebiliyor. Peki Filiz Hanım, genelde boşanma sebepleri nelerdir? Biraz da örneklerle bize açıklar mısınız? Tabii ki İngiltere hukukuna göre boşanmak için bir sebep var ve bu da evlilik kurumun bir daha kurtarılmayacak derecede bitmiş olması gerekiyor. Bunu da 5 sebep ile kanıtlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi aldatmadır. İkinci sebep ise eşiniz sizi terk ediyor ve bu terk etmenin ardında 2 yıl geçiyor. Bu terk etmede sizin bir rızanız olmaması gerekiyor. Eşiniz evliliği bitirmek amacıyla sizi terk etmiş olması gerekiyor. Üçüncü sebep ise unreasonable behavior dediğimiz makul olmayan davranışları olması eşinizin. Bunların içerisinde fiziksel veya sözlü şiddet olabilir, içki olabilir, uyuşturucu kullanımı olabilir. Hatta çok kötü horlaması bile olabilir. Eşinizin bu makul olmayan davranışlarına katlanamıyorsanız ve eşinizde bundan dolayı yaşayamıyorsanız bu da bir boşanma sebebidir. Dördüncü sebep ise eşinizden 2 yıl ayrı olmanız ve eşiniz de boşanmaya razı olması. Yani 2 yıl ayrıysanız eşinizde ve eşiniz de rıza gösteriyorsa bu da bir boşanma sebebidir. Son boşanma sebebi ise 5 yıl ayrılık. Eğer eşiniz ile 5 yıl ayrıysanız bu da bir boşanma sebebidir. Bu 5 yıl ayrılık için eşinizin rızası gerekmiyor. Sadece 5 yıllık ayrı olduğunuzu kanıtlarsanız mahkeme bu da bir boşanma sebebi olarak görülebilir. Peki Türkçe konuşan toplumun İngiltere'de boşandıkları takdirde Türkiye'de yapması gereken herhangi bir şey var mı? Eğer boşanan çiftin evlilikleri Türkiye'de kayıtlı ise evet Türkiye'de İngiltere'de yapılan boşanma işleminin Türkiye'de de tanıma ve tenfiz dediğimiz bir uygulama var. Onun yapılması gerekiyor.
buradaki son boşanma kararı ile çiftler Türkiye'de bir avukat tayin edip buradaki kararın tasdiklenmiş versiyonunu ve resmi tercümesini gönderip Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekiyor. Ama evlilik Türkiye'de kayıtlı değilse, sadece İngiltere kurumlarında kayıtlıysa, o zaman çiftin Türkiye'de yapması gereken herhangi bir işlem yoktur. Peki Filiz Hanım, boşanma davalarında çocuklu bir aile ise boşanacak olan çift, çocuk konusu nasıl görülüyor? Eğer bu hususta anlaşmazlık varsa nasıl çözülüyor? İsterseniz biraz da bu konunun altını çizelim. İngiltere hukuk sistemi boşanmayı, çocuk davalarını ve mal mülk davalarını ayrı ayrı görüyor. Boşanma davası içerisinde genelde çocukla ilgili sadece boşanma dilekçesinde kısaca çocukla ilgili bilgiler var. Çocuğun nerede kalacağı, çocukla yaşamayan ebeveyn ne kadar sıklıkla çocuğu göreceğine dair. Onun dışında boşanma davası içerisinde yok, ama eğer çocuk ile ilgili bir anlaşmazlık varsa anne ve baba arasında, çiftlerin ilk etapta birbirleriyle anlaşması önerilir. Hani birbirleriyle görüşüp bir şekilde makul bir anlaşmaya varması. Eğer çiftler bir anlaşmaya varamayacaklarsa aralarında, ilk etapta arabuluculuk merkezine gönderilir. Mediation dediğimiz hukuki eğitimleri olan arabuluculara gönderilir. Bu arabulucular ebeveynler arasında bir ortak nokta bulmaya çalışır çocuklarla ilgili. Eğer bu mediation dediğimiz prosedürden sonra halen çiftler anlaşamıyorsa, bundan sonraki aşama mahkeme başvurusudur. Mahkemeye başvuru yapılır ve çocukla ilgili durum mahkeme tarafından karar verilir. Peki hazır çocuk konusuna değinmişken, çiftlerden bir tanesi çocukları Türkiye'ye ya da Kıbrıs'a, yani farklı bir ülkeye götürdü, ama diğer kişi bu ülkede kalmak zorunda. Bu durum karşısında ne yapmak gerekiyor? Bir hukukçu olarak neler söylersiniz? Demin bahsettiğim gibi anne ve babanın sürekli bir anlaşmaya varılması önerilir, teşvik edilir. Eğer anne ve baba bu konuyla ilgili yine anlaşmazlığa düşerse, yapılması gereken şey ilk önce arabuluculuk. Ondan sonra eğer arabuluculuk da bir sonuç vermiyor ise mahkemeye başvuru yapması gerekiyor. Türkiye veya Kıbrıs'a götürmek isteyen anne veya baba mahkemeye başvuru yapıp tamamen yani İngiltere'den Türkiye'ye yerleşmek istediğini söylemesi gerekiyor. Anne veya babanın izni olmadan Kıbrıs'a veya Türkiye'ye götürülen çocuk kaçırılmış bir çocuktur. Hukuk onu uluslararası anlamda kaçırılmış bir çocuk olarak görür ve bunun hukuki yaptırımları var kaçıran anne veya baba için. Ve uluslararası mekanizmalar kullanılıp tekrar bu çocuğun bu ülkeye getirilmesi sağlanabilir. Filiz Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Peki son olarak Londra Mahallesi seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Tabii ki son olarak boşanma ve çocuk davalarının çok hassas ve önemli konular olduğunu bilincinde olup müvekkillerimize bu konuların gizlilik ilkesi içerisinde kimseyle paylaşılmayacağını ve tamamen bizim aramızda kalacağını bildirmek istiyorum ve o teminatı vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim bu hafta aile hukuku uzmanı Filiz Kılıç hanımefendi ile birlikteydik. Boşanma davalarını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Avukat hanıma vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.